Demokrasi sınavı yanlış yollara saptırılmamalıdır. Şu noktada değinmeden geçemeyeceğim husus, demokrasimizin son dönemde ne yazık ki ağır yaralar almaya devam ediyor olmasıdır. Yukarıdan aşağıya baskıcı ve totaliter bir rejim değil, aşağıdan yukarıya kurulmuş demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir sistem istiyoruz. Tam demokrasi istiyoruz. Unutulmamalıdır ki teslim olan bir askere eziyet edenler bu ülkeye demokrasi getiremez. Bu tür çatışmalardan demokrasi çıkmaz. Değerli arkadaşlarım, ülkemizde demokrasinin siyasi iktidarların ağzında sakız olarak kullanıldığı bir kavram olarak kalmaması için her türlü darbe girişimine karşı ileri demokrasi mücadelemizi sürdürmeliyiz. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir Türkiye için sivil ya da askeri hiçbir tepeden inmeci anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Halkımıza olan derin inancımızla tam demokratik bir ülke yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumsal barış ve demokrasi için her bir bireyin temsil hakkını ısrarla savunup CHP'nin belediye meclis grubu olarak halk iradesini yok sayan darbeci zihniyeti bir kez daha hep birlikte naletliyoruz. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz Taksim Manifestosu'nda bir kez daha huzurlarınızda okumak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi parlamenter demokrasimize karşı yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmış, ancak bombalar altında parlamento darbeyi püskürtmüştür. Bu girişimin sorumlularını kınıyor ve naletliyoruz. Bütün siyasal partiler darbe girişimine karşı çıkmış, demokrasi konusunda Türkiye'de tartışmasız bir ortak payda oluşmuştur. Her türlü darbeye karşı çıkmak tüm demokratların, demokrasiden yana olanların bu ülkeye namus borcudur. Hep birlikte ve her zaman ne darbe ne dikta, yaşasın tam demokrasi demeliyiz. Darbe girişimi halkın direnme hakkını kullanmasıyla ayrı bir anlam kazanmıştır. Demokrasimizin teminatı olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin ne kadar yaşamsal olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu darbe girişimi anayasada yasama, yürütme ve yargı olarak yer alan güçler ayrılığı ilkesinin demokrasideki denetleme işleminin güvencesi olduğunu ortaya koymuştur. Balyoz, Ergenekon gibi davalarda mağdur edilen insanların itibarlarının iadesi bütün siyasi partilerin gündeminde olmak zorundadır. Darbe girişimi, devlet yönetiminin liyakata dayanması gerektiğini ortaya koymuştur. Devletin yapılanmasında bilgi, birikim ve deneyim gibi ilkeler esas alınmalıdır. Devleti ele geçirme anlayışını tarihe gömmeliyiz. İnancı, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun bu ülkenin güzel insanları bu ülkenin meydanlarında özgürce gezebilmelidir. 15 Temmuz darbe girişimi 3. sınıf demokrasinin ortaya çıkardığı bir tablodur. Bu ülkenin insanları özgürlükçü demokrasiye layıktır. Türkiye darbe hukukundan arınmalıdır. Devlet kinle, öfkeyle, ön yargıyla yönetilemez. Girişimde bulunanlar hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kılınarak yargılanmalıdır. İşkence, kötü muamele ve tehdit devleti darbeciler düşürür. Buna izin verilmemelidir. Sayın Başkan ve değerli meclis üyesi arkadaşlarım, ulu önder ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni darbecilere ve demokrasi karşıtı olan herkese karşı koruyacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.